seminarların təşkilində və s. Çünki o, yenə də deyirəm, o elə bir insandır ki, sizlər kimi o da təhsilə sevdalı bir insandır ki, yetər ki, millətin millət olması üçün onun təhsilə ən vacib bir şey, güclü olması üçün. Ona görə bu iki gündə suallarınız da olsa, nə məsləhətləşmələr aparmaq istəsəniz, seminardan başqa, yəni o hazırdır. Bir də təşəkkür edirik sizin hamınıza və əvvəl hocaya çox sağ olun. Sevgili arkadaşlar, bu bayramın önce bayramınızı mübarek ediyorum. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Her birinizle olmaktan da çok büyük gurur duyuyorum, mutluyum. Sağ olun, onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Şimdi tabii iki gün çok kısa bir süreçte, birkaç saat de ancak yapabileceklerimiz anlamıyor. Ve hemen ona kötü söylüyoruz. Kötü laf, kötü damla, kötü şey diyoruz ona. Ya halbuki size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir şeyi damgalamadan, insanları damgalamayın, insanların gururuyla, şahsiyetiyle oynamayın, kimseyle. Ha yaptığımız hareketler, işler kötü olan olursa ki mesela görürsünüz bazı insanlar sonra duramaz, eliyle kalemiyle oynar, ayağını oynatır, kolunu oynatır, döner, ona buna filan. Şimdi bu serotonin hormonu eksik. Dinler, çocuk huzursuz olur, dikkatsiz olur, ders dinleyemez, konsantrasyonu düşüktür. Bunu tamamlamanın bir yolu harekettir. Hareket ettikçe serotonin hormonu sağlıyoruz arkadaşlar. Hareket onun için insanlarda çok önemlidir. Çocukta ve yaşlılarda arkadaşlar. Onun için hep söylerler ki bizim dikkatimizi artıran, işimizi iyi yaptıran hormondur. Şimdi bu eksiklik olduğu zaman çocuk onu bir an önce sınıftayken ya elini ayağını oynatır, ya kalemi, ya bir şey duramaz. Ya da böyle teneffüs çaldığı zaman zil çaldığından daha iyi çıkar affedersiniz. Onun derdi bu. Yani yoksa kötü bir çocuk değil, kötü bir çocuk olmayabilir, problemli olmayabilir. Onun derdi kendisiyle bunu tamamlamaya çalışıyor. Elinde değil ki, o da bilmiyor ne yaptığını aslında. Ama bir kötü şey, biz hemen onu kötülüyoruz. O onu tamamlamaya çalışıyor, demir işte mesela su kaybediyor, sınıfta problem oluyor ama biz şunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Birine bir söz söylemeden bir 10 saniye bir düşünelim. Bunu neden yapıyor? Bu hareketi neden yapıyor veya neden yapıyor olabilir? Şimdi ben size birazdan bir örnek vereceğim arkadaşlar. Genelde insanlar, şagirdler bize geldikleri zaman arkadaşlar, İnanın 95% bize geldiklerini ne söylüyorlarsa problemleri ondan başka bir şeydir. Asıl problem başka bir şeydir arkadaşlar. Bize gelmeleri, bize geldikleri problem sadece bu kapıyı açıp içeri girmek için. O bahane. Ama biz mesela şöyle söyleyeyim. Açıyorum. Siz yazı yapmaya gidiyorsunuz. Bitti. Bakın, şimdi bir soru sordum, bu sorunun cevabı ya evet ya hayır. Ünsiyet bitti gitti. Ama biz de şagirdlerimize bunu yapıyoruz arkadaşlar. Yani genelde hiç mi soru sormayacağız? Elbette soru da soracağız her şeyden ama biz direkt soruyla başlıyoruz. Böyle hakim savcı gibi soru sordum işte arkadaşıma. Ya evet dedi, hayır dedi. Ben riyaz yapmaya bir şey değil, düşünmedim. Bitti. Ama onun yerine ünsiyeti devam ettirmek için başka şeyle girmek lazım. Yani nasihat etmek, soru sormak, yol göstermek, bunlar ünsiyeti koparan, kesen şeylerdir arkadaşlar. Çocuklar dediğim gibi bize neyle geliyorlarsa asıl problem 99% başka bir şeydir aslında. O bahanedir, yani bize geldikleri bahanedir. Biz kapıdan içeri girmeleri için bir bahanedir. Bizi kontrol ederler, eğer biz gerçekten onları dinleyebiliyorsak, onları biz anlamaya çalışıyorsak, bize güvenirlerse o zaman kapıdan içeri giriyor, açıldıkça açılıyor, açıldıkça açılıyor. Ama biz hemen bir iki soru soruyoruz, bir de iki yol gösteriyoruz, tamam hadi gitsin. Biz de zannediyoruz, çok iyi bir şey yaptık. Bir tahsilde direktör, yani sizler direktörsünüz ama valimiz bize. Aynı zamanda arkadaşlar. Bir lider olarak, bir muallimin
ne kadar önemli olduğunu, yani tahsilde muallimin ne kadar önemli olduğunu şöyle bir çalışma yapmışlar adamlar. Bir, iki grup öğretmen almışlar, iki grup. Bir grup en başarılı öğretmenleri almışlar, yani en yukarıdaki. Şimdi şöyle diyelim, öğretmenler böyle, burası en az başarılı, burası en yüksek. Bu yüzdeyi her biri 20%, 20, 40, 80, 100. Şimdi bir tane en başarılı 20% ilk 20% o %20'lik dilimde alan, yani 20% kısımdan almışlar muallim. Bir de başarısı düşük olan, bir başarısı düşük olan grup almışlar muallim, bir de başarısı çok yüksek olanlar almışlar. Bu ikisine de, bu iki gruba da arkadaşlar getirmişler, aynı seviyede, seviye ne diyoruz? Aynı seviyede şagirdler vermişler. Aynı seviyede. İkisinin de başarısı 50. Yani şakirtlerin ikisi de iki gruba veren şakirtler de aynı. Başarıları 50%. Hem bunlara hem diğer gruba 50%. Ve bunlar 3 yıl çalışmışlar bu şakirtlerle arkadaşlar. 3 yılın sonunda bu başarılı olan muallimler 50% başarıyı çıkarmış 90%. O zayıf öğretmenler, alttaki bu zayıf muallimler de 50% başarılı çocuğu bırak yükseltmeyi düşürmüşler, başarısını 37% arkadaşlar. İşte muallimin başarısı arkadaşlar. Muallim bu kadar önemli. Senin tahsilinin seviyesi muallimin seviyesine asla geçemez. İşte burada muallim alıyor 50'yi 90'a çıkarıyor, muallim alıyor 50'yi 37'ye düşürüyor. Yine şagirdin başarısı ne ekliyor arkadaşlar? Yapılan araştırmalar, 5000'den fazla bir araştırma var. Şimdi bakıyorlar, inceliyorlar, şagirdin başarısını 50% genetik, ırsi. Ona karışamayız biz. Benim ırsi olarak, genetik olarak neyse 50% oraya gitti. Geriye kaldı 50% arkadaşlar. Şimdi bizim derdimiz o 50% arkadaşlar. Şimdi bu 50%'inde 30'u muallim arkadaşlar. Geriye kalan 20'si diğer sebepler. Şimdi bu diğer sebeplerde ne var size söyleyeyim mi? 117 tane sebep var. 117 tane sebep. Yani okulu böyle süper lüks yapsanız, her tarafı böyle akıllı tahtalar yapsanız, her tarafı bilgisayarlar, kompütürlerle donatsanız, bilmem neler, internette şunlar bunlar, servisler, yemekler, neyse böyle aklınıza gelen her türlü sebebi koyun, 117 tane, ancak ve ancak 20% başarılı etkili oluyor. Ama tek başına iyi bir malimin etkisi 30%'dir. Malimin etkisi budur arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim, sayın direktörler, sayın idareciler, direktör yardımcılar, muallimler. Mesela biz kendi ülkemizde de hep neyi yaparız? Böyle sabah, bir sabah diyoruz. Yani seherin ilk saatlerine riyaziyat, fizik, kimya, bilmem böyle fen derslerini koyarız. Deriz ki çocuk böyle rahat uyanmış, gelmiş, bir kafası dinçtir. Bu zor dersleri şimdi görsün. Seherde görsün ki sonra yorulur. Bu çocuk o zaman kolay dersler o zaman. Şimdi sevgili arkadaşlar, yapılan araştırmada şu görülmüş. Bir insan beyninin optimum seviyeye ulaşması saat 11'de oluyor. İnsan beyninin maksimum, optimum düzeyde çalışması saat 11'lerde ancak oluyor. Ama biz daha çocuk henüz gözünü kovuşturuyor, bilmem aklı kulağı yatağında. Biz diyoruz ki daha dinlenmiş mi gelmiş ki en zor dersler şimdi verelim. Uyanmamış ki daha o çocuk. Daha uyanmamış. Asıl sen, onun için adam Japonlar iş yerinde bile okulu bırakın, mekte bırakın, iş yerinde bile sabah biz önce hareket yaptırıyoruz, spor ya, idman yaptırıyor, sonra fabrikada çalıştırıyor. Yani bu ilmi bir araştırma arkadaşlar, benimle ilgisi yok. Profesyonel psikologların da bir ton para verdiğimizde yaptığı şey budur arkadaşlar. Sadece bizi konuşturup dinlemeleridir. Yani biz şimdi biz kendimize bakarsak dinlemeyi bilmiyoruz, sevmiyoruz. Sanki konuşursak daha çok biliyormuşuz gibi düşünüyoruz.
Öyle değil, bırakın konuşsun, konuşsun. Çünkü problemler insanların içindeki kir, pas gibidir arkadaşlar. Onu atmadıkça o içinde kalacaktır. Ve bunu atmanın yolu da aktif dinleme. Şimdi aktif dinlemenin kısaca, tabii bugün yeri değil, zamanımız da o kadar yok. Ben size bir örnek vermek için şey yapıyorum. Aktif dinlemenin sırrı şunu, basitçe şunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz hiçbir şey yapmadan, kendinizi yormadan sadece çocuğun veya işte bir iş yoldaşınızın, bir valim arkadaşınızın söylediğini kendine tekrar edeceksiniz. Bu kadar basit. Onun söylediğini ona tekrar ettiğiniz anda görün ne harikalar çıkacak orada. Yani siz ne ona soru sorun, ne ona nasihat edin, ne ona yol gösterin, ne ona... Yapmayın böyle şeyleri arkadaşlar. Çünkü şunu unutmayacağız. Bir çocuğun, bir insanın problemi varsa arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka 100% bir çözüm onun kendisinin kafasında var. Mutlaka var. Bize düşen o çözümü bizim çıkartabilmemiz, kendisine söyletmemiz. İşte bu liderliktir arkadaşlar. Bize düşen görev budur. Onun kafasındaki çözümü çıkartıp ona söyletmek. Ha işte o zaman eğer çözüm gerçekten güzelse, tamam, onaylarız bile. Ama baktık iyi bir çözüm değil, yine kırmadan, ya oğlum kızım veya arkadaşım, benim aklıma da şöyle bir fikir geldi, acaba ne dersin, bunun üzerinde düşünsek ne dersin? Yine ha şunu yap değil, git böyle yap değil. Şimdi bunun için bir örnek size, bakın. Sadece bir örnek vereceğim. Burada 6. sınıftaki bir şahit gidiyor okul direktörünün arasındaki şeyi söylüyor. Okul direktörünün aktif dinlemeyi kullanarak arkadaşlar, çocuğun aslında yüzeysel problemi, yani görünen problemi, çocuğun direktöre geldiği söylediği problemden uzaklaşması, asıl probleme görmesini, ulaşmasını göreceğiz arkadaşlar. Ama okul direktörü akılla, zekayla nasıl aktif dinlemeyi kullanıyor? Şimdi biraz uzun bir yapalım arkadaşlar. Şahit deniyor böyle. Diyor ki ben size muallim hakkında bir şey söylemek istiyorum. Müdür nedir? Çünkü çocuk biraz tereddütlü, biraz korkarak ürkenip geldiği için müdür diyor ki sanki emin değilsin gibi görünüyorsun. Benimle konuşmaktan vazgeçecek misin? Yani soru demiyor, ne söyleyeceksin, ne diyeceksin, ne diyeceksin falan. Şahit diyor ki sizinle konuştuğumu öğrenirse çok sinirlenir. Biz olsak hemen der, yok oğlum, yok adam, yok kızım, yok o muallim sinirlenmez, sen yanlış düşünüyorsun, git sen kafana bak, rahat ol, böyle hemen akıl veririz, yol gösteririz, onun için şey yaparız, göndeririz. O değil, bakın şimdi nereden nereye gidecekler? Diyor ki çocuk, sizinle konuştuğunu öğrenirse muallimim çok sinirlenir. Müdür ne diyor, anlıyorum. Bu görüşmeden, bu konuşmamızdan muallimine söz edersen onun yapacaklarından endişeleniyorsun. Ama bir çocuğa demedik ki şudur budur akıl vermiyor. Çocuğun dediğini. Çocuk diyor sizinle konuşsam çok sinirlenir. Muallim direktör de diyor ki bunu öğrenirse onun yapacaklarından endişeleniyorsun. Hiç müdür sadece direktör onun dediğini ona tekrar ediyor. Şakir evet. Sonra direktör diyor ki sen istemedikçe buradaki konuşmalarınızdan başkasına söz etmeyeceğim. Şakir biraz rahatlıyor o zaman. Bu çok yoruluyor. Çünkü zaten başım onunla yeterince dertte. O muhabirle benim başım dertte. Ne yaptı biliyor musunuz? Şu gömleğime bak. Böyle gömleğimi gösteriyor arkadaşlar. Burada işte bir düğmesi kopmuş. Burası da biraz yırtılmış. Bunu gösteriyor diyor ki beni tuttu ve gömleğimi yırttı. Muhabim beni tuttu, beni çekerken işte gömleğimi yırttı, bu koptu, burası da yırttı ve anam çok zararlandı. Bak, hemen direktör ona demiyor ki, akıl vermiyor, ya bir şey olmaz, yırtılmadı, anam kızmaz, ben ne olur, yüzümle falan deriz biz. Ama bir cümle diyor, annenin çok kızacağından korkuyorsun. Bitti, çünkü öyle diyor çocuklar, anam falan kızacaklandı. Bir de diyor ki, anam kızacağından korkuyorsun. Hiçbir akıl vermedi, bir nasihat vermedi, bir şey göstermedi. Şarkı, evet bana sürekli elbiselerimi yırttığımı ve üstümü başımı kirlettiğim için kızıyor.
Valinin yırttığına asla inanmaz. Yani hani sen ki, anam valinin yırttığına buna inanmaz. Bir vali neden böyle bir şey yapsın diyecektir. Ben de ona Serkan'la olan kavgamızı anlatma zorunda kalacağım. Serkan bir başka arkadaşım. Sen diyor anam bana kızın ya o zaman hani Serkan Merkan yoktu başta. Geldi direktöre dedi ki valimde problem var. Serkan bak şimdi Serkan çıktı oraya. Serkan'la kavga ediyormuş başka bir çocukla. Senin tek bildiğin şey ne? Kavga, tartışma, başka bir şey bilmiyorsun. Sadece kavga edersin, tartışırsın. Anası böyle kızıyor. Direktör diyor ki, bunu duymaktan çok usanmışsın. Yani çünkü hep diyor, anasına ne diyor, anası diyor ki, bana sürekli, daima aynı şeyi söyleyip diyor. Ve direktör de diyor ki, bunu duymaktan çok usanmışsın. Yani hep aynı şeyi söylüyor. Hiç akıl vermiyor, hiç yol göstermiyor. Yormuyor kendisini, direktör yormuyor yani kendisini. Şakir diyor ki, evet. Ayhan üniversiteden dönene kadar bu kadar kötü değildi. Ayhan'ı tanıyor musunuz? O da bu mektepteydi ama galiba siz o zaman da değildiniz ha. Neyse, pek de verimi artmadı. Ama artık çağımızın yönetiminde bu üretmek ve verimi artırmanın yanında iş görenlerin yani çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması da bu şeyin arasına girmiştir. Sizler, bizler, liderler ve yöneticiler, direktörler, mimariler olarak sadece şarkının balını yükseltmek değil, bunu yükseltmek değil. Aynı zamanda çalışanlarımızın da kalitesini yükseltmek arkadaşlar. Onların da ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Şimdi bizim mektepteki amacımız ne arkadaşlar? Bir ülkenin geleceği olan yavruları, çocukları gerek bilinç, gerek beceri, gerek davranış olarak sağlıklı ve verimli bir şekilde yetiştirmektir arkadaşlar. Şimdi okul yöneticileri olarak bizlerin hem etkili olabilmek için hem yönetme kavramını bilmemiz lazım. İnsanları yönetme hem de insan ünsiyetleri, ilişkiler arasındaki bilgi ve becerilere sahip olmamız gerekiyor. Yönetme ve insan ilişkileri, insan ünsiyetleri hakkında mutlaka bilgi becerilerimiz olması gerekiyor. Şimdi, mesela sonra söyleyeyim. Şimdi bu yönetim bilimlerindeki değişmeler, okul yöneticisinin, okul direktörlerinin, malumlerinin rolünü de değişmiştir, değiştirmiş arkadaşlar. Mesela okul direktörleri 60'lı yıllara kadar program yöneticisi. Yani nedir? 1960'lı yıllara kadar sadece bir, siz ona bir kulüm diyorsunuz işte, bir program verilirdi. Yöneticinin görevi, al bu programı okulunuzda uyguladı. Buydu yani, görev buydu. Bize bir şey verilirdi, bu programı alıp uygulayacağız. Ama 80'li yıllara geldiğimizde eğitim, sizin eğitimin karşılığında tahsil. Tahsil lideri oldular. 60'da sadece bize verilen o programda kurukluyumu, müfredatı, onu uygulamak. Ama 80'li yıllarda tahsil lideri. Ama 90'lı yıllara geldiğimiz zaman da transformasyonel, yani dönüşümcü lider. Dönüştüren lider. Bir yerden bir yere dönüştüren lider oldular artık. Dikkat ederseniz artık 80'den itibaren sadece direktör, müdür falan değil, muavin değil. Hep liderden bahsediyorum. Dönüştüren, daima yeni bir şey, biraz sonra onları göreceğiz. Hep yeniye dönüştüre bir yerlere götüren şeyler. Şimdi, okul yönetimi, okul idaresinde 6 önemli şey vardır sevgili arkadaşlar. 1. Yöneticilik. 2. Öğretimsel, yani bilgileri öğreten lider, bazı şeyleri daha doğrusu idare etmek, o ünsiyetleri bilmek, öğretimsel lider. Öğreten insanlar kimdir? Muallimler. Muallimler öğreticilerdir. Direktör de o öğreticilerin, bilgicilerin lideri olur. Disiplin koyucu, disiplini sağlayan liderdir. İnsan ilişkilerini kolaylaştırıcı, insan ünsiyetlerini kolaylaştıran, gerek birbiri arasında, gerek şahitlerle, gerek valideynlerle, insan ünsiyetlerini kolaylaştıran, değerlendiren ve
problem, çatışma uzlaştı. Bunları teker teker göreceğiz, çatışma. Yani bir problem çıktığı zaman bu herhangi bir problem. İki şagird arasında olabilir, iki tane muallim arasında olabilir, muallimle şagird arasında olabilir, muallimle valideyn arasında olabilir. Yani herhangi bir çatışma, herhangi bir problem çıktığı zaman onu uzlaştıran, onu sulh eden veya sonuca götüren, onu halleden insanlar. Şimdi okul idareciler şu alanlarda yeterli olmak zorunda arkadaşlar. Bir, amaca ulaşmak için, amaç neyse, hedef neyse, buna ulaşmak için arkadaşlar, gerekli adımları atacak bir vizyonunuzun olması lazım. Bir vizyonun olmak zorunda, amaca ulaşmak için benim şu adımı atmalıyım, o cesaret, o vizyon, o misyonu yüklenmeliyim. Şimdi gerek şahitlerin, gerekse çalışan insanlar, yani Adem'e dahil muhabirlerimiz, muhabirlerimiz, çalışanların hayatlarına bir fark yaratmalıyız. Bir fark yaratmalıyız. Yani şöyle diyelim, bizim çocuklarımız, şahitlerimiz, onların direktörü veya muhabiri olduğumuz için kendileriyle gurur duymalı. Dışarıya gittiği zaman benim direktörüm şudur, benim muhabirim şudur, ben şu o mektebin şagirdiyim. Onunla bir fark yaratmalı, kendilerine bir güven vermeli. Muhabirler de, ha ben şu direktörle çalışıyorum, benim okulum şudur, benim şeydir, onunla bir gurur, bir şey, fark duymalı. Böyle bir gururla insanların hayatlarında bir fark yaratmalı. Personeli nasıl değerlendireceğini bilmeli. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir direktör veya idareci çalıştırdığı insanları nasıl değerlendirip kıymetlendireceğini çok iyi bilmeli. Gerçek kıymetlendirmeyi, yani şu kadar affediyor, önün değer budur, onun değer budur, onun değer budur. Yani insanların kıymetlerini, değerlerini iyi verebilmeli, bunu iyi bilmeli. Değişimi devam ettiğinin esnek bir vizyon sahibi olması gerekiyor. Bu şudur arkadaşlar, bak. Okul idarecileri olarak sizler, bizler, değişim daimadır. Değişme her zaman olacaktır. Ve biz bu değişmeye ayak uyduracak vizyona sahip olmalıyız. Yoksa orada her şey değişiyor, dünya değişiyor, memleketin her şey değişiyor ama ben yok değişmeyeceğim, bunda duracağım. Hayır. Orada ezilir gidersin, ezer götürürler bizi arkadaşlar. Değişimin devam ettiğini bilmeliyiz. O değişime her şeyi hazırlamalı. Hem okulumu, hem şagirdimi, hem kendimi, hem malimlerimi, hem valiyelerimi hazırlamalıyım o değişikliklere. Şimdi eğitimlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmak. Bu da bizim kendimizle ilgilidir arkadaşlar. Ben kendi güçlü ve zayıf yönlerimi bilmeliyim arkadaşlar. Size bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Mesela Amerikan başkanlarından Lincoln'u alalım. Takdir ettiğim adamlardan birisi. Çünkü bir gün oturuyor, kendi kendine diyor ki arkadaşlar, böyle kendi zayıf yönlerini, beğenmediği pis yönlerini, huylarını bir kağıda yazıyor. Şu yönüm iyi değil. Mesela çabuk sinirleniyorum, iyi konuşmuyorum, insanları dinlemiyorum. İşte ne bileyim, böyle kendine göre zayıf yönlerini yazıyor. Diyor ki ben bunları düzelteceğim. O mesela birinci maddeyi alıyor, diyor ki ben iki hafta bu pis huyunu düzeltmek için iki hafta bulunuyorum. Sonra ikinci huyunu üç hafta, bilmem öbürünü bir hafta, böyle geçiyor. Sonuçta bakıyor, tabii kiminde 90% başarılı oluyor, kiminde 20, 50, 60 ama çaba gösteriyor arkadaşlar. Bizler de liderler olarak kendi eksiklerimizi de bilmeliyiz, güçlü yönlerimizi de bilmeliyiz. Yani burada kendimizi kandırmadan, aldatmadan daha yukarıya taşıyabilmek için kendimizi ve okulumuzu ve ülkemizi, kendimizin de güçlü ve zayıf yönlerimizi bilmemiz lazım. Ha ben şu yönüm zayıf, ben duygusal bir insanım. Birisi bana güzel laf söylerse hemen onu yapabiliyorum, insanlara çabuk inanıyorum gibi bir sürü şeylerin farkında olmalı daha doğrusu birine. Şimdi özellikle mesela bakın arkadaşlar, bugün eğitimde neredeyse dünya lideri olan Finlandiya'ya baktığınız zaman
Finlandiya'da muallimlik meşhurluk açısından birinci sıradadır. Finlandiya'da toplumun en meşhur mesleği muallimliktir arkadaşlar. Ama orada muallim olabilmek çok çok zor. Seçilirken üç mertebeden, üç şeyden geçiyor, üç aşamalı sınavdan. Ve şudur, bir sınavda şudur. O muallim adayı olan bir toplantı yönetebiliyor mu? Bir müzakereyi yönetebiliyor mu? Bu çok çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla bizler de okul yöneticileri, direktör veya müdür olarak en önemlisi gerek büyük, gerek küçük toplantıları en uygun şekilde, en derinli şekilde, en düzgün şekilde ve onu rahat bir şekilde planlayıp yönetebiliyoruz. O çok önemli arkadaşlar. Bir lider, bir direktörde toplantı idare edebilme yeteneği çok önemlidir. Onu da arkadaşlar. İki, insancıl yeterliğim olmalı ve üç, kavramsal bilgi olarak yeterlidir. Şimdi bu üç tane yeterlik okul idarecilerinde, yöneticilerde bulunmalı. Bunlar nedir şimdi? Gelelim. Teknik yeterlik nedir arkadaşlar? Öğretim yöntem ve teknikler konusunda uzmanlığı gerekir. Şimdi bir okul direktörü sonuçta mektep idare ettiği için, tahsil idare ettiği için, öğretmeni idare ettiği için bu öğretmenin yolları nedir? Hangi teoriler var, hangi yollar var, nasıl şeyler var ve bunlarda öğretmenin teknikleri nedir? Şu hangi teknik kullanılırsa öğretilir gibi bunlar yani mesleğimizle ilgili, muallimlikle ilgili, okulla, mektepte ilgili bütün bilgilerden uzman olacağız. Onu sürekli araştıracağız. Ha geldik, bu zaten olacak. Ayrıca mesela bizler direktör yardımcı, mesela muhasebesi, muhasebe ne diyorsunuz? Muhasebedir, inşaattır, işte para, pul işleridir. Bunlar da teknik yeterliklerdir arkadaşlar. Bir muavin bilmeyebilir ama bir idareci, direktör, muavin ayrıca onun dışında bazı ufak ufak şeyler bilebilmeli yani bazı şeyler daima gözetmek. Okullar bir duvar bozulduğu zaman onunla ilgili basit şeyleri bilebilmeli. Bir elektrik problemi olduğu zaman basitçe onu bilebilmeli, konuşabilmeli. Uzmanlık değil ama çok hafif de olsa konuşabilmeli yani birine iş verirken. Yönetici, yapısı, koordinatörü, insancı yeterlikler şudur arkadaşlar. Bu da gerek fertleri, gerek şahısları, gerekse toplulukları, onları anlama ve onları motive etme. İyi bir, onun adına sizler ne diyeyim, empati duygusunu iyi bilmeli arkadaşlar. Yani bir fert geldiği zaman gerek onun, bir sınıf geldiği zaman veya bir tüm okulu topladığında, valideynler topladığında, ha şimdi onları gerek fertleri gerekse insanların duygularını iyi anlayabilme ve onları kendi istediği yere, şimdi bizler okuruz, biz lideriz. Kardeşim lider nereye giderse arkasındaki o gelir. Ama ben liderim, benim kuyruğum başkası nerede? İlk başkası, bir buraya çağırıyor, buraya gidiyor, buraya çağırıyor, buraya çağırıyor, buraya gidiyor. Böyle değil. Okulun lideri, okulun lideri alacak, onun lideridir, önündedir, hedefi o koyar, oraya alır götürür. Onun için o lider hedefini iyi bilmeli ve insanları, fertleri ve toplulukları o hedefe kendisi götürebilmelidir. Şimdi kavramsal yeterlik dediğimiz arkadaşlar, bizim mektebimizin bulunduğu toplum içerisinde, Azerbaycan'ımızın toplum içerisinde bu tahsil sisteminde veya evrensel değerler, beynelhalk değerler içerisinde görebilme. Yani benim okulum evet, iyi bir okul. Ben okulumu kimseden eksik görmüyorum. Ha şu anda eksiklerim olabilir ama ben okulunu daha evrensel, daha üst seviye kategoriye çıkarmak için bilgim de var, yeteneğim de var, onu götüreceğim. Şimdi okulu bütünleyen, şimdi okulu mektebi oluşturan bir sürü parça var. Önemli olan o parçalar ve her birini birbirine uydurmak, her birini. Ha şu parça bozulursa şurası çöker. Bu parçayı yerine koyarsam çalışır, şu
parça bozulsa şura 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 yok olur ya da her parçanın neyi etkilediğini, neyi bozacağını, neyi yapacağını çok iyi bilmeli arkadaşlar. Yönetim felsefesi dediğimiz. Şimdi iyi bir etkili, tesirli direktör veya yönetici veya muavin arkadaşlar. Bir, zamanlarının nereye harcandığını bilirler. Kardeşim, zaman bir direktörün, bir muavinin en önemli sermayesidir. En birinci sizin sermayeniz zaman arkadaşlar. Zaman nereye harcandığını bilirler. Ellerinde olan en küçük zamanı bile bir plan dahilinde sistematik olarak kullanmayı bilecek diye bir direktör. Zaman. Yok yetmedi bilmem ne, onu planlayacak, yerden koyacak değil. Kendilerine somut hedefler koyarlar. Çalışmaktan çok somut hedefler için harcarlar. İşe benden ne yapmam bekleniyor sorusuyla başlarlar. Şimdi arkadaşlar bazen, öyle su akar yolunu bulur değil. İyi bir direktörün hedefi olacak, amacı olacak. Benim hedefim kardeşim, bir yılın sonunda şuraya başlar. 3 yıl sonra şuraya, 5 yıl sonra şuraya. Benim hedefim bu. Kendine açık, net, somut dediğimiz hedefler koyacaklar. Kendimi geliştirmediğim zaman nasıl geliştireceğim kendi iş yoldaşlarımı? Ben de yok, yollarına vereyim. Olsa dükkan senin, hani derler bize orada. Yok işte, yok kardeşim, yok bende de yok ki ne vereyim. Ama ben kendimi geliştirsem onlara da vereyim şeylerim olsun. Şimdi, mektepte öğrenen fert ve öğrenen organizasyon felsefesi olmalı. Mektepte hem fertler öğrenen fertler olmalı, hem de okulumuz öğrenen okul, öğrenen mektep, öğrenen organizasyon olmalı. Herkes yerine çalışmış değil. Fertler de öğrenen olacak, sürekli öğrenen gelişen okula da bunu taşımalıyız. O zaman benim öğretmen yoldaşlarımla bu felsefe olsa bir gün oturup çay içerken, sohbet ederken ya sayın direktör işte şöyle bir şey geldi aklıma, okula ne yapalım derse o ne güzel. Yani arkadaşlardan da fikirler gelmeli, bu sinerji olmalı, gelmeli okulumuzu bir adım daha ileri götürmeliyiz. Ve bizden bunu gören şeyler, bizim birlikte direktör ve muallimler var, bizim bu sinerjimizi, bu birliğimizi, bu çalışkanlığımızı gören çocuklara da gelecek arkadaşlar. Kendini geliştirecek, sonra da bu şakitlere yansıyacak arkadaşlar ve şakitlerin başarısı da artacak bu şekilde. Yani özel bir sanat gerekli. Şimdi mektebinde ekip çalışması bu. Ekip çalışması... Komandörüm, öyle mi? Yani onu... Ama biz de aynısı, biz sanki yöneticilerden liderlik de bekliyoruz. Tabii olsa iyi bir şey, yani her yönetici lider de olsun oluyor ama bir yönetici lider olması değil, öncelikle bir yönetici. Yani eğer lider değilsek ama iyi de bir yönetici olmalıyız. Fakat liderlik şeyler taşırsak çok daha güzel olur. Çünkü liderlik her insanda bulunmayan bir özelliktir arkadaşlar. Yönetici sadece yönetir. Güzel yönetir. İyi yönetici yönetir. Ama lider etkiler ve peşinden sürükler insanlar. Şimdi bu balık liderdir. Bu risk aldı. Bunlar buraya geçebilirse artık arkasından bunlar da etkilerse götürür. Yoksa bunun içinden lider olarak döner. Lider sadece yönetici sadece yönetir. Ama lider olduğu zaman etkiler ve peşinden insanlar sürükler. Şimdi bu bakımdan liderler gerek iş hayatında gerek politikada fark edilir, öter çıkarlar. Ve genellikle liderlerin işi zordur, liderler yalnızdır arkadaşlar. Onların şeyleri çok olur. Yani onların önünü kesmek isteyenler zordur. Liderlerin yalnız kalırlar, yalnız liderler ama liderdir işte. Şimdi nasıl iyi bir yönetici oluruz biz arkadaşlar? Yani iyi bir direktör nasıl oluruz? Bunun bir standardı yok. Ha şu olursa iyi direktör, bu olursa kötü, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın, iyi direktörler, iyi yöneticiler
ve bazen çok can sıkıcı olabilir. Hiç böyle ben can sıkıcı değilim. Bazen çok can sıkıcı olurlar. Bazen karizmatik olurlar. Bazen çok sevecen olurlar. Yani zaman zaman bonkör olurlar. Yani böyle eli açık olur. Zaman zaman hem... Sehavetli olurlar. Yani bonkör olurlar. Zaman zaman cilve olurlar. Zaman zaman vizyon olurlar. Zaman zaman gider hiç beklemedi şey ya şu ne oldu, şu kaç faiz oldu, şu bilmem ne oldu böyle rakama dayalı olurlar. Şimdi yani iyi bir yönetici, iyi bir direktör olmalı illa her zaman sen böyle olacaksın, yok. Her zaman böyle olacaksın, yok. O zaman yönetici bazen de bilinmemeli arkadaşlar. Yani seni herkes dememeli, yani dediğim gibi zaman zaman yani hep gülen bir yönetici olmaz, hep böyle sunutan bir şey de olmaz. Hep iyi bir yönetici, iyi bir direktör olduğu sonra ne yapılması gerekiyor? Benim mektebim için en iyi olan hangisidir? En iyisi nedir benim mektebim için? Bir hareket planı olmalı. Nasıl hareket etmeliyim, nasıl davranmalıyım, nerelerden başlamalıyım, hangi işler yapmalıyım? Bir hareketimin planı olmalı. Eğer bir karar almışsam, onun sorumluluğu da bana ait olmalı. Öyle onun bunu hemen başkasını suçlamak değil. Direktör en tepede, lider. Bu okulda bir karar aldı. O kararı almışsam, bunu yapan reksana tanımsa bile onun sorumluluğu bana ait. Çünkü direktör benim, başı benim. Yarın dememem, bir daha işte bana vermiştim, o yapmadı, niye yapmadı, suçlu oldu. Hayır, bensem benim kardeşim. Oranın başı bensem, her şeyin sorumluluğu da bana ait. Ünsiyet kurmak, insanlarla, şakitlerle, herkesle ünsiyet kurabilmek, iletişim kurmak. Sorunlara değil, fırsatlara odaklanmak. Yani hep böyle, hep oturup bütün zamanını, bütün enerjisini problemlere değil. Problemler bütün onun şeyini almamalı, enerjisini almamalı son gelmeyi. Önemli olan fırsatlar, fırsatlar. Önüne fırsat çıksın, fırsat yaratan ki o fırsatlarla bir şey yapar. Hedefine ulaşalım, mektebini dünya götürelim, fırsatlara bakalım, problemlere değil. Toplantıların verimli geçmesi, her yerde toplantı çıkıyor. İyi bir direktör, iyi bir yönetici, iyi bir toplantı idare eden insanlar arkadaşlar aynı zamanda. Ben yerine biz demeyi bilmeli ve öğretmelidir kendine. Biz. Şimdi, bak, bu iyi bir yöneticidir. Bunun ilk ikisi, yani ne yapmak gerekiyor ve mektebin için en iyisi nedir? Bunlardan ilk ikisi bilgiye ulaşmanıza yarayacak. Bilgi için. Yani şu ilk ikisi bilgiye. Okul mektebin için en iyi nedir, ne yapmak gerekiyor? Veya neler yapılmalı mektebin için? Sonra bu dört tanesi, 5-6 bunlar da dördün topladığımız bilgiyi kullanmamızı sağlayacak. O bilgileri kullanmayı sağlayacak. Son ikisi de sorumluluğun ve yükümlülüğün vasıflarına karışması. Şimdi şu toplantının verimi geçmesini sağlar. Biz demek insanlarda güvenme duygusunu, sorumluluk duygusunu, mesuliyet duygusunu artırır insanlarda. Okulda, malumlerde. Şimdi direktör çalışanı idare eder. Otoriteden, korku aşılar hep bendir, suç başkalarına atar, insanları kullanır, övgüyü kendisine alır, emreder, gittir. Ama lider yol göstericidir. Hep iyi niyetlidir. Bir korku aşılar, öbür şef yapar insanlar. Biri bendir, biri bizdir. Biri hep suçu başkasına atar ama lider hataları düzeltir. Hataları düzeltir. Sen suçlusun, sen kölesin değil. Hata düzeltir. Biri insanları kullanır, sen cümleyen, sen cümleyen. Biri de insan yetiştirir. Ha bile insan yetiştirir. Övgüleri kendisine alır. Direktör övgüyü hep bana beni övsünler, beni övsünler. Ama lider başkasını övendir. Çünkü liderdir. İhtiyacı yoktur, yani önemli düşünüyor. Hep över, hep motive eder, yani şeyini. Biri
bir hak derler. Ne yapayım, burada görmeni, paylaşmayı burada görmeni, üzülmeyi burada görüyor, sevmeyi burada görüyor, çalışmayı burada görüyor, doğruluğu, dürüstlüğü burada. Şimdi canım kardeşim size şunu söylüyorum. Bir muallim eğer dersine 3 dakika, 3 dakika geç girdiği zaman bir yılda 46 saat derse girmemiş oluyor. 46 saat. Şimdi o muallim 3 saat, 3 dakika derse geç girdi. Geç girdiği zaman ne oluyor? Sana şunu söyleyeyim. Şimdi zil çalmış, belki yanındaki öbür derse başlamış, bunun çocukları burada gürültü yapıyor. Bu 3 dakika derse geç girdi, tabii ki çocuklar başladı, o orada konuşuyor, ona atıyor, o mesaj atıyor, o bağırıyor, o çağırıyor, ona kağıt fırlatıyor, tekme atıyor. Geliyor sınıfa o sefer. O sınıfta disiplini sağlayabilmek için, sessizliği sağlayabilmek için bu sefer bir yerine 5 kat efor sarf ediyor, yoruluyor. Çocuklar susturamıyor bu sefer. Bağırışlar, çağırışlar, susuncu, maydanı böyle bir sanki o muallim savaştan çıkmış gibi yorulmuş dersten çıkıyor. Ha, yerin dibine batsın, nasıl çıkıyorsa çıksın, beni ilgilendirmiyor. Ama beni yavrular ilgilendiriyor. Bakın, size bir şey göstereyim. Burada kalsın. Bilgiye giden yolları öğrenmek.